Geldik kuzum. Geldik. Elhamdülillah. Geldik. Babam burada. Babam burada. Babam burada. Babam burada. Babam burada. Abi sakin. Sevdi ya. Sana yana doğru. Yavaş gel abi. Yavaş. Yavaş gel abi. Gel abicim. Abi yavaş. Dikkat et kayadan. Yavaş abi kaymaz. Kaymaz. Arkadan yavaş çek. Arkaya dikkat et. Sen arkaya. Tamam tamam ben de. O tarafı dengeli tut. O tarafı dengeli tut. Altta. Abi sizi. Abi sizi. Abi bir şöyle. Abi bir şöyle. Devam et. Fırlamaya çıkın. Ben seni alacağım buradan. Gel. Gel. Aferin Ela. Aferin. Aferin sana. Kartal geldi. Bravo. Helal be. Gel. Aferin. Gel güzel kızım. Gel dayına. Gel dayına. Gel. Bir bak dünya tatlı. Gel. Gel ben buradayım. Gel gel. Hoş geldin. Ben seni almaya geldim. Gel. Bir sarılalım be abi. Gel. Deprem haberini aldığımız andan itibaren harekete geçerek Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla kısa sürede Hatay'a çıkış yaptık. Hatay'a ilk ulaşan ekip olmanın gururunu yaşadık. Yetişebildiklerimize, çare arayanlara çare olmaya çalıştık. Bugün 16. gün, enkazlardaki çalışmaların tamamı bitinceye kadar buraya gelmemek için kendimize söz verdik. İlk günden bugüne kadar ayrılmadan görevimizi ifa ettik. Bir canlıyı kurtardıktan sonra enerjimizin arttığını orada gördük. Özellikle ilk 3 gün ekibimden tüm arkadaşlar uyumadan, 3 gün boyunca hiç uyku uyumadan zaman nasıl geçiyormuş onu öğrenmiş olduk. Enkaz altından çıkardığımız canlı bize güç kuvvet verdi. Elhamdülillah hiçbir ekip arkadaşımdan kazaya uğramadan memleketimize, eşimize, çocuklarımıza, anne babamıza sağ salim kavuştuk. Konya itfaiyesi olarak 168 canlı vatandaşımıza ulaşırken 415 hayatını kaybetmiş vatandaşımızı enkaz altından çıkarttık. Bunun yanı sıra canlı bizim için, itfaiye için yeter ki kalbi olsun. Enkaz altından kedisi, güvercini, muhabbet kuşları, yani canlı ne varsa, sesini duyabildiğimiz, sesini aldığımız ne varsa yardımlarına koşmaya çalıştık. Bir vatandaşımız konuşlandığımız noktaya gelerek kardeşinin enkaz altında olduğunu dile getirdi. Ekiplerim 3 enkaza birden dağılmışlardı, malzemeleri dağılmıştı. Vatandaşın derdine derman olabilmek için kendim vatandaşla birlikte enkaz bölgesine koşarak gittik. Vatandaşın söylediği gibi canlı bir şahıs vardı. Tarifini aldık. İçeride ön fizibilite çalışmasını yaptık. Ekiplerimiz diğer olaydaki işi bittikten sonra oraya gitti. İçerideki vatandaşla olan diyalogumuzda seni kurtarmaya Konya itfaiyesi geldi deyince bir duygusal boşalma meydana geldi. O anı unutamam. Biz canlıları çıkardıktan sonra en son oradaki vatandaşların burada cenazemiz var derken bir yatak odasına ulaştığımızda 3 tane kardeşin birbirine salarak yatması beni orada çok duygulandırdı. Kendimi tutamayıp ağladım. Canlı mıydı? Hayır. Ve şu ayrıca diğer Hatay halkının bize olan teveccüh. Kendi ölülerini de çıkarırken bize gerçekten çok dua etmeleri. Yani o enkaz altında hiçbir insan kalmayacak şekilde
canlıları zaten çıkardık da insan kalmayacak şekilde ölüleri sonuna kadar çıkarıp onlara teslim ettik. Yani insanların canlarını teslim edebildik ama keşke canlı olsaydı. Ama biz onları kimilerini eksik olarak, kimilerini canlı olarak ama insan olarak, insan değeri vererek hepsini onlara teslim ettik. İşimiz huzurlu bir şekilde döndük. Ben 42 yaşındayım. Hatay'da yeniden doğdum diyebilirim. Yani şu anlamda bunu söylüyorum. 18 yıldır itfaiyeciyim. İlk defa birçok yangına gittim, birçok kazaya gittim, birçok insan kurtardım. Birçok vakaya müdahil oldum ama ilk defa mesleğimin ne anlama geldiğini, ne yapabileceğini, neler yapabileceğini orada çok net bir şekilde gördüm. Kitaplarımı da kurtarın diyen Leyla öğretmeni. Yanımdaki komşusu siper olarak kurtardı İnci'yi. 18 saat çalıştık. Bir İnci'yi, bir ayağını kurtarmak için 18 saat iğneyle kuyu kazar gibi etrafını aşmamız gerekiyordu. Dar bir alandı, çok zor bir koşulda 18 saat çalıştık, İnci'yi kurtardık. 3 defa enkaz içerisindeyken deprem oldu. Bir de şiddetli depremler oldu, yani artçılar oldu. Çünkü göz gözü geldik arkadaşımla, bırakıp kaçmak aklımıza bile gelmedi. Çünkü elini tuttuğumuz her canlıyı Allah'ın izniyle çıkardık, kurtardık.